öfkeliyiz. Ses tonumuzdan da bunu hissediyorsunuzdur. Çünkü bu ülkede elbette ilk kez haksız bir şekilde insanlar cezaevinde değil. 10 yıllardır böyle devam ediyor ki onlardan biri de Murat. O nedenle hani senin davayı takibinde şöyle önemli. Aynı siyasi davaların karşısında oldun sen de. Cezaevine girdin. Dün oraya gittiğinde o mahkeme heyeti karar açıklandığında Murat bir karşılaştırma yaparsan bu dosyalar üzerinden yani siyasi baskının orada olduğu heyeti gördüğünde ne hissettin, ne gördün? Aslında bu davada bir karar verildi ve o davanın kararında da davanın asıl içeriği olan beraat kararı verildi. Mahkeme heyetinden bir kişi çıktı ve oradaki delillerin geçersiz olduğunu, bu kişilerin beraat etmesi gerektiğini anlattı. Osman Kavala'yı tanımıyorum. Osman Kavala hakkında bilgim yok. Ben cezaevindeyken, avukat görüşüne gidip gelirken Osman Kavala'yı görüyordum. Bir iki defa da iyi misin, iyisin gibi konuşma oldu cezaevinde. Başka da hiçbir şekilde bir bilgim yok. Önemli olan kişilerin hukukunu, kişilerin isminden önemlisi hukukun savunulması. Bu insanlar ne yapmışlar, neyle suçlanıyorlar? Gezi'de hükümeti devirmeye karşılık kışkırtma ve halkı kin ve isyana teşvik. Neticesinde de hükümeti devirmekmiş. Osman Kavala beraat ettiği zaman kendisi hakkında çıkarılan casusluk suçlamasıyla tekrar tutuklandığında ve bizler de tekrar cezaevine girdiğimizde bizim hakkımızdaki iddia da aynısıydı. Casusluk. Hatırlarsanız manşetlerin hepsinde şu vardı. Murat Ağarel benimle ilgili olan kısımda 915 saniye yurt dışındaki bir haber ajansıyla görüştü. Ve bundan sonra bu tweet'i attı. Yani ben casusum ve bunlarla ilgili görüştüm, bunu yaptım gibi. Ne oldu? Ve biz tutuklandık. Mahkeme günü bizim oradaki yatmamızın sebebi casusluk suçlaması. Çünkü çok ağır bir suçlama. Bununla ilgili de biz cezaevinde tutulduk. Beraat ettik. Aynısı bu davada oldu. Beraat kararı verildi. Şimdi buradaki savunulacak şey o bu şu filan demeden. Kişilerden bağımsız olarak. Hukuk ve adalet. Adalet yüzyıllardır savunulan şeydir. Sümer kitabelerine kadar gittiğinizde ilk beş tabletin karşısında adalet vardır. İlk beş tablette adalet vardır. Roma hukukuna gittiğinizde de aynısını görürsünüz. Devam ettiğiniz süreçte ise hep korunan, öncelenen şey adalet oluyor. Ama biz bugün Türkiye'ye geldiğimizde ise, bugün yaşadıklarımızda ise biz artık Rubikon'u geçtik. Rubikon'u geçtik. Neyi kastediyorum biliyor musunuz? Bir literatüre yerleşmiş bir söylemdir aslında Rubikon'u geçmek. Julius Caesar Roma dönemindeyken lejyonlarıyla birlikte Roma'ya baş kaldırdığında o nehri geçtiğinde ki orası sınırdır. Rubikon'u geçtiğinde artık geri dönüşü olmayan yol demektir. Literatüre böyle yerleşmiştir. Biz hukukta, adalette geri dönüşü olmayan yola girdik. Neden biliyor musunuz? Bakın. Bu işin adaletsiz ve hukuksuz olduğunu şuradan nitelendirmek istiyorum. Bugün daha 20'li yaşlarında Alp Emet cezaevinde. Murat bir araya gireyim mi? Geri dönüşü olmayan AKP o yola nasıl girdi ve Alp Emet'i de konuşalım. Şu yüzden araya giriyorum. Ece rica edeyim şu an çünkü Erdinç Yılmaz Halk TV muhabiri bildirdi bize. 4 gözaltı vardı Taksim'de. Taksim dayanışması bugün kararları protesto etmek için Taksim'deydi biliyorsunuz. Galatasaray meydanındaydı. 4 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi 30 kişi daha Taksim'de gözaltına alındı. İlk 4 kişinin gözaltına alınması Taksim meydanına yürürken slogan attıkları gerekçesiyle hemen araçlara alınmıştı. Şu an 34 oldu sanırım. Erdinç bizi bilgilendirir ilerleyen dakikalarda. Umut Taştan gazeteci da aralarında bulundu. Şu anda toplamda yani 34 gözaltı var. Biz de takip edelim oradaki durumu. Bir çıkış yolu gösterilmişti. Tek bir çıkış gösterilmişti. Neden? Aman meydana gitmesinler. Aman meydanda bir kalabalık olmasın. Taksim korkusu yıllardır sürmeye devam ediyor. 34 kişiyi gözaltına aldılar. 4 kişiydi. Şimdi 30 kişi daha eklenmiş oldu. 34 kişi gözaltında şu an. Sadece İstanbul'da değil, Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın vurmayın, öldüm dediği, katledildiği o kentte de bugün protestolar vardı. Yürümek istediler Ali İsmail Korkmaz anıtına. Orada da bu görüntüler oradan müdahale edildi yürümek isteyenlere. Evet, polis müdahalesi Ali İsmail Korkmaz anıtına yürümek isteyenler öyle yeniden şiddetle karşı karşıya kaldılar.
gencecik bir insan, 19 yaşındaki bir genç bu ülkede sokak arasında esnafın, emniyetin katıldığı bir şekilde katledilerek öldürüldü. Bugün de hem onu anmak hem de kararları protesto etmek isteyenlere polis müdahale etti. Bir taraftan da Taksim'de gözaltılar var. Çoktan aşıldı o. Geri dönülmez bir yola girdik dediğin o süreci aynı zamanda da Alp Emeç'le de birleştirerek, Alp Emeç kimdi onu da bir altını çizelim, 20 yaşında o da bir tweet attı ve tweet'i dakikalar içerisinde sildiği için, silmesine rağmen hemen hızla gözaltına alındı ve tutuklandı. Evet. 20 yaşında bir üniversite öğrencisi. Evet. Pırıl pırıl cezaevinde. Ya bak, avukatlarla görüştüm bugün. Çocuk diyormuş ki dışarıdaki bana gösterilen bu sahiplenme beni çok mahcup ediyor. İnsanların üstüne yük olduğumu hissediyorum diye. Konuşan bir gençten bahsediyoruz. Pırıl pırıl bir insandan bahsediyoruz. Güzel günümüze gelmişti Duvar kitabında. Gerçekten dediğin gibi pırıl pırıl çok tertemiz. Cezaevinde şu anda. Şimdi bunu niye anlattım biliyor musunuz? Bakın. Bu adaletsizlik işte bizi yakacak olan, ülkemizi yakacak olan bu adaletsizlik. Size bir yeniden belleklerimizi hatırlatmak için bir bilgi vermek istiyorum. 1998 yılı. Asıl ismi Özgür Elmas olan ki bugün Çağdaş paylaştı bunu Twitter'da. Pavyonda başka bir isimle bilinen kişi konsümatris, İzbullahçı Salih Karay Aslan ile tanışıyor. Ve bir aşk yaşıyorlar. Ve bununla ilgili de pavyon hayatını bırakıp o aşkını yaşamaya devam ediyor. Çarşafa giriyor, kapanıyor. Bunu tabii ki İzbullah'ın bölge koordinatörü öğreniyor. Bu bölge koordinatörü öğrendiği zaman biz buna izin veremeyiz diyor. Bu kadını terk edeceksin diyor. Hayır diyorlar. Dini nikah kıyıyorlar. Ardından bu kişi bu insanları katlediyor, öldürüyor. Sonra onların akrabalarını çağırıyor. Onları katlediyor, öldürüyor. Üç kişiyi bodruma gömüyor. Diğerini ise caiz değil diye. Beton döküyor. Caiz değil diye gidiyor başka bir yere gömüyor. Bunun gibi 96 kişinin ölümünde parmağı olan, 4 kişiyi bizzat kendisi vuran Hizbullah'ın yöneticisi adil yargılanmadığı için tahliye edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü. Diyarbakır Gaffar Okkan'ın suikastinde yönetici olan Şura üyesi ve onun da sanığı aynı zamanda. Aynı zamanda buraya emri verenlerden biri. 91 suç kaydı olan bir aynen sanık. Aynen öyle. Sessiz, ve bu kişi adil yargılanmadığı için tahliye edildi. Şimdi hukuk kişiye göre mi? Yoksa hukuk savunduğu değerlere göre mi? Yoksa hukuk partisine göre mi hareket edecek? Bizim ne yazık ki hukuku kaybettiğimiz nokta nerede biliyor musunuz? Bizim hakimlerimiz ve savcılarımız bir baskı altına alınıyor. Bunlar karar verirken de bu savcılarımız, hakimlerimiz önlerindeki kara kaplı defterde yazılı olan kanunlar ve yasalar dışında gidip başka bir sahikle hareket ediyorlar. Bu sahik ne oluyor? Siyasi sahik oluyor. Düşünün ki terörle mücadele savcısı bir terör örgütü seni kandırıyor diyerek kandırılan bir ortamdan bahsediyoruz biz. Daha 15-20 gün önce oldu bu olay. Terörle mücadele savcısını kandıran kişiler neyle kandırdılar? FETÖ'yle değil mi? Bir örgüte üye olmakla. Diğer insanlar da bu şekilde tutuluyorlar. Hakkında FETÖ suçlaması var, hakkında çete suçlaması var, hakkında uyuşturucu suçlaması var. Yine bugün Timur'la konuşurken bir tane savcının İranlı bir çeteye ajanlık yaptığını öğrendik değil mi? Sabah gazetesinde, diğer gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlandı. Evet. Şimdi geliyoruz yine aynı noktaya. Siyasi sahiple, endişeyle hareket ederseniz, beraat almış, daha önce iki defa beraat almış dosyadan kalkarsınız, müebbet hapis verirsiniz. Bugün bu kararı kabul ederse eğer insanlar, eğer bugün bu kararı şov yapmak yerine, çıkıp da sadece muhalefet etmek yerine, şov yapmakla geçiştiren insanların sayesinde, ileride ne olacak biliyor musunuz? Çölleşmenin en büyük adımları atılacak. Evet, insanlar Twitter'da orada burada destek veriyorlar birbirlerine. Yapıyorlar. Yetmiyor. Yetmeyecek de. O insanlar şimdi cezaevinde. İlk gün hiçbir şey hissetmeyecekler. İkinci gün de hiçbir şey hissetmeyecekler. Çünkü üçüncü, dördüncü gün avukatlar gelecek. İlk bir hafta ziyaret ziyaretler yani. Azalmaya başladığı zaman ne olacak biliyor musunuz? Tek başına o odada kendisiyle kalacak. Ve ondan sonra sorgulamaya başlayacak. Peki bu yapılan haksız tutuklukların amacı gayesi ne? Dışarıdaki insanlara gözdağı vermek. Dışarıdaki insanlara gözdağı verip ve bunu başarırlarsa o zaman kendilerinin arka planında olan ajandalarındaki istediklerini yapmış olacaklar. Ne bu? Sussunlar, korksunlar ve alışsınlar. Ben gitmiyorum, ben buradayım, güçlüyüm. Ve istediğimi ben cezaevine koyarım.
Bu mesajı verdi mi? Kastedilen bu değildir ama dışarıya yansıyan bu. Bu mesajı verdi, sen toplumu susturdun, kişileri susturdun, sivil toplum örgütlerini susturdun, kimse yerinden hareket edemeyecek. Bu verilen altındaki mesajlar hep dışarıdakilere mesaj. Alt emeç, 20 yaşında çocuk 15 dakikalık bir paylaşımı görünce silmiş. Aynı zamanda İbrahim Haskoloğlu bir endişeyle yapmaması gereken belki de bir mesajı paylaşıyor. Niyeti belli, tutuklanıyor. Kalkıyor onunla ilgili tutuklattığını iddia eden kişiler de işte don gömlek lazım seninkine diye mesaj atıyor ve birbirleri arasında hesaplaşıyorlar. Evet. Ve olan kim oluyor? Oradaki insanlar oluyor. Ve bu insanlar çıkıp dışarıda diyor ki zamanı geldi. Seyhan Avşar, Murat Arel, Timur Soykan, Şule Aydın istedikleri anda etiket yapıp post yapıp tutuklatabiliyorlar. Bunu da ciddiye alan ne yazık ki yargı mensupları var. Bu hedef göstermelerle insanları tutuklayan ya da onlar hakkında soruşturma başlatan yargı mensupları var. Ne yaptı buradaki insanlar? Ne yaptı? Kentte hava alacak yer kalsın diye çıktılar meydana. Kentte hava alacak yer kalsın da biz boğulmayalım diye çıktılar. Eğer bu yapılmamış olsaydı Gezi Parkı'nda o süreci takip edin. İnsanların orada hassasiyetlerini ve dünyanın en barışçıl eylemlerinden birini sergilerken yapılanları unuttuk mu? Çadırlar yakılmadı mı? İnsanların üstünde tonlarca gaz bombası atılmadı mı? Ve bunlar yapılırken de sonrasında biz bunları yapmamıştık. FETÖ'cüler yapmış. Gördünüz mü? FETÖ'cü polisler denmedi mi? Sayın Cumhurbaşkanı o zaman bununla ilgili çatlasanız da patlasanız da biz orayı yapacağız demedi mi? Abdullah Gül o günkü Cumhurbaşkanı bugün tutuklanan insanları makamında kabul edip de ya nedir sorun diye konuşmadılar mı? Biz onları daha anlayışla karşılayacağız. Söylediklerinin haklılık payı var demedi mi? Ne oldu üstelik şimdi? De Erdoğan o dönem yani nasıl işin tırmandırıldığını göstermek açısından da her gün hedef gösterdi. Onlar çapulcular yani her gün hedef gösterdiği bir kitle vardı. Şöyle dedin ya hedef gösteren yargı mensupları var. Seyhan şeyi çok konuştuk Murat Bircan'ı yani aday AKP'den aday olan bir isim ama Evren İşler'le bunu daha detaylı konuşacağız. Şu nedenle sormak istiyorum. Aynı yargı mensupları davanın daha başına gidelim. İlk iddianameye gidelim. Hani ilk sözler açısından söylüyorum sana. İlk Gezi iddianamesini hazırlayan savcı kime hedef göstermişti? Ya Seyhan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lafına girdim. Lütfen beni mazur gör. Özür dilerim. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Yani lafımda bir şey kaldı, eksik kaldı. Söylemesem de çatlarım ben çatlarsın. Bunu. Vallahi çatlarım. Yani şöyle. Takip ediyorum. İnsanları takip ediyorum. Birçok siyasi partinin temsilcisi çıktı açıklama yaptı. Birçok ideolojiye mensup insanlar da görüşlerini belirttiler. Mışmışlı paylaşımlar, mışmışlı tepkiler ve aman ona bulaşmayayım, buna bulaşmayayım gibi imtinalı söylenen sözler ve tırnak arasında açıklanan bir takım cümleler. Muhalefet için mi söylüyorsun? Muhalefet için söylüyorum. Buradaki kastettiğim hani şu beceriksizsiniz şu filan değil. Hukuk bir tane. Ve hukuku savunmak zorundayız. Biz bu hukuku koşulsuz şartsız savunmadığımız zaman... Kişilere göre ayrıştırdığımız zaman bunun adı hukuk olmuyor. O üstünlerin hukuku oluyor. O zaman bu toplumda arkasında birileri olan kişiler yargılanmayacaklar ama başka kişiler yargılanabilecekler. Amasız lakinsiz. Herkesin bu yapılan hukuksuzluğa ve adaletsizliğe ses çıkarması gerekiyor. Muhalefeti konuşacağız, uzunca konuşacağız. İkinci bölümde de aynı zamanda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de bizimle olacak. Onu da anımsatalım.